Değerli basın mensupları, bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızın en önemli gündem maddesi, karakış henüz gelmeden milletimizin cüzdanını, tenceresini talan eden hayat pahalılığıydı. Gündemimizde emeklilerimizin, memurlarımızın, asgari ücretlilerin, tüm dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın, çiftçilerimizin, esnafımızın, KOBİ'lerimizin, ülkeyi yönetenlerin yanlış politikaları sonucunda içine düşürüldükleri buhran vardı. Devlet yönetimindeki gayri ciddilik, yaşanan ekonomik buhranın şiddetini her geçen gün ağırlaştırıyor. Milletin sesini duymayan, halini görmeyen, milletten kopan Erdoğan şahsım hükümetinin elinde devlet kurumlarındaki aşınma artık ayyuka çıkmış vaziyette. Ülkemiz liyakatsiz, ehliyetsiz kadroların elinde eğitimden dış politikaya kadar her alanda savruluyor. Fatura da hep milletimize çıkıyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kömür zamları sağanak oldu. Üreticilerin, sanayicilerin üzerine yağdı. KOBİ'lerin kullandığı doğalgaza son bir yılda yapılan zam %115'i buldu. Elektrik santrallerinde kullanılan gaz ise son bir yılda %148,5 zam gördü. Bu zamlar iğneden ipliğe her şeye dalga dalga yayılıyor. Enerji zamlarının evlerimizi doğrudan vurması ise artık an meselesi. Akaryakıtta Eşel Mobil sistemi tıkandı. Rafineri fiyatlarındaki artışları ÖTV'yi indirerek vatandaşa yansıtmamak için hareket alanı artık kalmadı. Yine son iki ayda kömüre yapılan zamlar %72'yi buldu. Sadece kömür mü? Oduna bile iki ayda %33 zam geldi. Şu anda hırdavatçılarda soba boruları el yakıyor. Sobalar yanmadan milletin cebi yanmaya başladı. Hani milletimiz kalın giyineyim, yakıt faturasını düşüreyim dese o da mümkün değil. Ekim ayında zam şampiyonları kışlık kıyafetler oldu. Kadın ırkası %48, erkek montu %44, kazak %40, erkek kabanı %40 zamlanmış. Kadın botu %41, erkek botu %36, çocuk botu %33 zam görmüş. Bunlar da geçtiğimiz ayın verileri. Kasım ayı bunun içinde yok. Ama TÜİK'in makyajlı enflasyonuna bu zamlar her nedense yansımıyor. Giyim ve ayakkabı grubunda Ekim ayındaki fiyat artışı sadece %7,6. Güler misiniz, ağlar mısınız? TÜİK gerçekten de deveyi pire yapmakta son derece mahir. TÜİK milletimizi bu maharetinden mahrum etmesin. Deve gibi faturaları pire etmenin yöntemini bir de milletimize anlatsın. Milletimiz de onu yapıp bir rahat nefes alsın. Meşhur sözdür. Üç çeşit yalan vardır. Yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. Ne yazık ki bugünlerde bu ülkede ülkeyi yönetenler yalanın, dolanın her türlüsüne başvuruyor. Çarşıdaki, pazardaki yangın TÜİK marketlerine uğramıyor. Vatandaşın enflasyonu ile TÜİK'in enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. Millet kiralardaki artıştan illallah etti. Bağırıyor. Partimize şikayet telefonları susmuyor. Rakamlar da ortada. Son bir yılda ev kiraları İstanbul'da %73, Antalya'da %71, Adana'da %65, Ankara'da %50, İzmir'de %49 artmış. Ama TÜİK'e göre kiralardaki artış sadece %12,6. Yani TÜİK'teki kira artışları makyajla enflasyondan bile düşük. E o zaman bu millet neden yana yakıla kiralardan şikayet ediyor? TÜİK Ekim ayında dizel araç fiyatları artmadı demiş. Benzinli araçlarda ise çok cüzi bir zam var diyor. Araştırmacılar da ya bir dakika bu nasıl iş deyince kimliği belirsiz yetkililer ne olduğu anlaşılmaz açıklamalar yapmaya başladılar. Açık söylüyorum özürleri kabahatlerinden büyük. Güya Ekim ayında küresel çip krizi nedeniyle dizel araç satılmamış. Onun için de fiyat oluşmamış, dolayısıyla bir ay önceki fiyatı almışlar. Ama Otomobil Distribütörleri Derneği'nin rakamları TÜİK yetkililerinin bu söylediklerini yalanlıyor.
Ekim ayında Türkiye'de 40.512 otomobil satılmış. Satılan her 100 otomobilin 24'ü de dizelmiş. Şimdi Halep oradaysa Arşın da burada. Dizel araçlar Ekim'de çatır çatır satılmış. İstatistikleri sarayın nabzına göre ayarlamakla görevli TÜİK, bu araçların fiyatlarındaki artışı acaba neden saklamış? TÜİK artık milletin aklıyla alay etmeyi bıraksın. Fiyatlar serbest piyasa ekonomisinde en önemli göstergedir. Fiyat istatistiklerine müdahale edilmesi ekonomideki oyunculara yanlış sinyal verir. Birincisi piyasaların etkin işlemesini önler. Diğer taraftan ülkemizde memur, emekli maaşları, kiralar, asgari ücret ve maktu vergiler. TÜİK'in yayınladığı fiyat istatistikleri dikkate alınarak belirlenir. Merkez Bankası TÜİK'in enflasyonunu beğenmeyince enflasyonun çekirdeğine bakacağım diyebilir. Sonra onu da beğenmedim, enflasyonu bırakacağım, cari açığa bakacağım da diyebilir. Ama milletimizin bunları deme imkanı yoktur. Millet gerçek enflasyonla muhataptır. Enflasyonu olduğundan düşük göstermek, milletin alın terini çalmaktır. Bir daha söylüyorum, milletin alın terini çalmaktır. Enflasyon zaten dünyanın en acımasız vergisidir. Enflasyon nedeniyle milli paramızın değeri zaten erimektedir. Milletimizin satın alma gücü sinsice düşmektedir. Gelir dağılımı işçi, memur, emekli aleyhine hızla bozulmaktadır. Resmi istatistikleri eğmek, bükmek, makyajlamak suçtur. Bu sadece bizde değil, bu tüm dünyada böyledir. Dünyada resmi istatistikleri eğmek, bükmek suçundan yargılanan, hüküm giyen yetkililer, siyasetçiler mevcuttur. En yakın örneği de komşumuz Yunanistan'dadır. TÜİK, bir an evvel Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu gibi çalışmayı bırakmalıdır. Türkiye İstatistik Kurumu gibi çalışmalıdır. Bir sözümüz de Erdoğan şahsım hükümetine. Ekim ayı üretici enflasyonunun açıklanmasıyla maktu harçlara, damga vergisine, trafik cezalarına, pasaport ve değerli kağıt bedellerine uygulanacak azami zam oranı belli oldu. Devlet kendi alacaklarına 2022 yılında %36,2 zam yapabilecek. 2022'de milletin maaşına %9,8 tüketici enflasyon hedefine göre zam yapacaksın. Ama devletin alacağı vergiye, cezaya %36 zam yapacaksın. Bu olmaz. Bu haksızlıktır. Erdoğan'ın bu oranı indirme yetkisi vardır. Bu yetkisini derhal kullanmalıdır. Devletin alacaklarına uygulanacak değerleme oranı 2022'de enflasyon hedefini aşmamalıdır. Yani %9,8'den daha yüksek olmamalıdır. Yine asgari ücretlilerin derdini gelecek yıla randevu vererek çözemezsiniz. Efendim Ocak ayında şöyle artacakmış, böyle artacakmış. Bugün asgari ücret milletimizin karnını doyurmamaktadır. Şimdi hemen harekete geçme zamanıdır. Dereye suyun gelmesi beklenirse kurbağanın gözü patlayacaktır. Asgari ücretten alınan vergi acilen kaldırılmalıdır. Asgari ücret bu yıldan başlamak üzere yılda iki kez arttırılmalıdır. Bu yılın ikinci yarısı için bir telafi zammı hemen yapılmalıdır. Senenin başında asgari ücret 385 dolardı. Şimdi 291 dolara düştü. Fark 94 dolar. Bu 94 doları millete iade edin. Yanlış politikalarınızın vatandaşa faturasını telafi edin. Asgari ücreti telafi için 912 lira arttırın, 3740 liraya çıkarın. Ondan sonra çıkın 2022 yılında şöyle zam yapacağız, böyle zam yapacağız diye konuşun. Yine emekli maaşları. Memur maaşları enflasyon karşısında bir ay bile dayanmamaktadır. 6 ayda bir yapılan enflasyon düzeltmesi derhal 3 ayda bire çekilmelidir. Vatandaşın canı burnundadır ama Erdoğan milletin halini görmemektedir. Hayal aleminde yaşamaktadır.
En son yatırım, üretim ve istihdam hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bu kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın. Bu gidişi görünce şok oldular diyiverdi. Biz de şok olduk bu lafları duyunca. Şu saraylarında içtikleri neyse o efullilerden millete de ikram etsinler. Bari milletçe o kafaya gelelim. Fransa'da asgari ücret 1555 avro. Almanya'da asgari ücret 1585 avro. Bunlar bugünkü kurdan hesapladığınızda 17.741 lira yapar. Bu ülkedeki valinin genel müdürün maaşından fazladır. Evet, Avrupalı şok oluyor. Avrupalı bizdeki asgari ücreti görünce şoka giriyor. %20 enflasyonu görünce şok oluyor. 1 avronun 11 liraya bedel olduğunu görünce, 1 avro almak için 11 lira ödemek gerektiğini görünce şoka giriyor. Kendinde sıfır faiz varken bizdeki %18 faizleri görünce şoka giriyor. İki haneli işsizliği, genç işsizliğini görünce Avrupa şokta. Bir de Erdoğan'ın ben ekonomistim demesine şokta. Beyefendi kaynak yaratıyormuş. Nasıl kaynak yaratıyorsa. Tek kuruş çıkmayacak dediği rant garantili işler için milletin cebinden sadece bu yılın ilk 9 ayında 21 milyar lira çıktı. Avrupalı Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların nasıl buharlaştırıldığını görünce şoka giriyor. Dış borcumuzun 132 milyar dolardan 446 milyar dolara çıktığını görünce şoka giriyor. Türkiye'nin dış borç yükünün Türk lirasındaki erime nedeniyle sadece son 2 ayda 576 milyar lira arttığını görünce şoka giriyor. Yani bunları yaptıktan sonra ben ekonomistim diye iddia edenler olsa olsa çakma ekonomist olurlar. Erdoğan'ın sebep olduğu tüm bu faturaları gören vatandaş o zaten şokta. 2825 lira asgari ücretle çalışan, kirası, faturası, yol masrafı düştükten sonra yaşamak için cebinde sadece 100 lirası kalan bir yurttaşımızın söyledikleri esasen çok fazla söze de gerek bırakmıyor. Yaşım 35 diyor. Bu ülkede yaşadığım için canımdan vazgeçmişim artık. 35 yaşında bir genç. Millet işte bu durumda. Saray ise millete porsiyonları küçültün diyor. Saray mensubu eski bir vekil çıkıyor, Peygamber Efendimiz de mideyi boş bırakın der diye ekliyor. Erdoğan'ın yandaş gazeteleri millete alışverişe tok karnına çıkın, küçük market arabaları kullanın, raftaki ürüne aman dokunmayın, sahiplik duygusu gelir. Sizi ürün almaya zorlar diye akıl vermeye devam ediyor. Kibirli saray ve şürekası farkında değil. Vatandaş zaten raftaki ürünlere dokunamıyor. Hepsine kilit konmuş. Etiketler olmuş ateş, dokunan yanıyor. Şimdi de faturalar kabarmaya başlayınca Enerji Bakanı çıkıyor, millete akıl verenler kervanına katılıyor. Bakan diyor ki evi daha az ısıtın, faturaları düşürün, tasarruf edin. Bunları dinleyince insanın, yüce Allah'ım, bunların aklını bir geceliğine bana ver de şöyle rahat rahat uyuyayım diyesi geliyor. Çok açık söyleyeyim. Bu ülkede yapılacak en büyük tasarruf artık ampulü söndürmektir. Çünkü o ampul söndüğünde, nezden Tevfik'ten uyarlayarak söyleyeyim, bu ülkede ekmek herkese yetecektir. Tarlaya dadanan kargalar kovulacaktır. Ambara üşüşen fareler temizlenecektir. Fırına musallat olan hırsızlar layığını bulacaktır ve memleket haramilerden kurtulacaktır. Ampulün söndüğü gün memlekette bayram olacaktır. Değerli basın mensupları, 2021 çiftçimiz için çok sıkıntılı geçti. Ancak görünen o ki 2022 bu yıldan da zorlu geçecek. Çiftçi girdi maliyetleriyle artık baş edemiyor. Gübrenin yanına yaklaşılmıyor. Tohum, mazot aldı başını gidiyor. Sarı saman oldu sarı altın. Geçen yıl bu zaman tonu 1500 lira olan saman şimdi 2200 lira. Kış geldiğinde saman 2500 lira olacak deniyor. Besiciler şimdiden zor durumda. Bu kış nasıl geçecek? Kara kara düşünüyorlar. Çiftçimiz, üreticimiz perişan. Ama Tarım Bakanı çıkıyor, zarar eden çiftçi yok diyor.
Sayın Bakan, zarar etmiyorlarsa bu çiftçi neden feryat ediyor? Erdoğan ve şürekası bu ülkenin çiftçisine zalim ama elin çiftçisine gayet müşfik. Toprak Mahsulleri Ofisi bizim çiftçiden buğdayı 2250 liraya alıyor. Elin çiftçisinden %50'yi pahalıya 3343 liraya ithal ediyor. Bu nasıl bir kafa? Rus çiftçisini zengin edeceksiniz, Türk çiftçisini borca batıracaksınız. Sadece buğdayda mı? Çiftçimizden bu arpayı 1750 liraya alıyorlar. Aynı arpayı elin çiftçisinden 3180 liraya alıyorlar. Dahası Tarım Bakanlığı'na göre 2020'de en çok arpa ithal ettiğimiz ülke, iç savaşta yakılıp yıkılan milyonlarca sığınmacısına baktığımız Suriye. Kırmızı mercimeği bizim çiftçimizden 5000 liraya. Elin çiftçisinden neredeyse iki katına 9500 liraya ithal ediyorlar. Yeşil mercimekte durum hepten beter. Bizim çiftçimizden 4150 liraya yeşil mercimeği alıyor. Elin çiftçisine bunun 3 katını ithal etmek için ödüyor. 12.160 lira veriyor. Bir zamanlar bu ülkede mercimek bolluğu vardı. Fazla üretim nedeni devlet kanallarında mercimekli yemek tarifleri verilirdi. Şimdi dünyadaki toplam mercimek ithalatının %17'sini tek başına biz yapıyoruz. Nüfusu 1,5 milyara dayanan Hindistan'dan sonra mercimek ithalatında dünya ikincisiyiz. Biz boşuna demiyoruz bu hükümet eli iyisidir diye. Değerli basın mensupları, gençlerine umut vermeyen bir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nın 16. olağan kurultayı yapıldı. Gençlik kollarımızın yeni yönetimine başarılar diliyoruz. Ülkemizin gençlerine çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimi, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, alabildiğince özgür bir ortamı, yine dünyayla, dünyadaki tüm bilgilere ulaşabilecekleri dijital altyapıyı sağlamak zorundayız. Ancak bu sayede gençlerimizin potansiyelinden yararlanabiliriz. Oysa 19 yıldır ülkemizde durum ortada. Eğitim sistemimiz hükümetin ideolojik vesayeti altında. Yazboz tahtasına döndü. 19 yılda tam 8 Milli Eğitim Bakanı gördük. Her gelen bakanla da eğitim sistemi değişti. Sınav sistemi değişti. Okula başlayan öğrenciler başladığı sistemle okulu bitiremedi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ülkeleri içinde eğitimde fırsat eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke biziz. Türkiye, sınavlarda en başarılı öğrenciler hep sosyoekonomik durumu iyi olan ailelerden geliyor. Bunu OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2021 raporunda okuyoruz. 15-29 yaş aralığında taşı sıksa suyunu çıkaracak 5 milyon 702 bin gencimiz ne bir işte çalışıyor ne de okuyor. Ev genci olmuş, anasının babasının eline bakıyor. En yüksek oranda ev gencine sahip ülkede OECD ülkeleri arasında biziz. Yani bu konuda da OECD şampiyonuyuz. Dünya sıralamasında ilk 400'de tek bir üniversitemiz yok. Patent başvurusu sıralamasında pek çok ülkenin gerisindeyiz. Avrupa Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Ofisi verilerine göre 2020'de İsrail'den 1681 patent başvurusu gelmiş. Finlandiya'dan 1895 patent başvurusu yapılmış. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen patent başvurusu sadece 594. Oysa bizim ülkemizin potansiyeli çok yüksek. Hala biz genç nüfus avantajına sahibiz. Demografik fırsat penceresi açık olan ülkelerden biriyiz. Bu nüfusu çağın gerektirdiği alanlarda üretime sokabilirsek, hem gençlerimize insan oluruna yakışır şartlarda işler sağlayabiliriz, gelirlerini yükseltiriz, hem de ülkemizi diğer ülkelerin önüne geçirebiliriz. Biz diyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençlerin gerçeği işsizlik olmayacak.
gençlerin gerçeği istihdam ve üretim olacaktır. Yatırımcıların önünü açarak, katma değeri yüksek üretime özendirerek, gençlerimize gelir sıkıntısı yaşamayacakları iş olanaklarını vereceğiz. Kamuya alımlarda mülakatı sadece gerekli mevkiler için istisnai ve adil şekilde uygulayacağız. Kayda alacağız. Kamuda artık alımlarda dayısı varsa işe yerleştir usulü sona erecek. Liyakat esas olacak. Cumhuriyet bu ülkede çalışkan bir çobanın cumhurbaşkanı olmasının önünü açtı. Biz bu ülkeye yeniden hukuku, adaleti ve fırsat eşitliğini getireceğiz. Bugün kalmayan bu imkanı yeniden gençlerimize sunacağız. Şunu biliyoruz, adalet suyu dikene değil çiçeğe vermektir. Bu ülkenin kaynaklarının beşli çetelere, yandaş müteahhitlere aktarılmasına son vereceğiz. Döviz garantili projeleri maliyet artı makul kar üzerinden kamulaştıracağız. Tasarruf edilen kaynakları gençlerimiz için kullanacağız. Yetenek inşasını esas alarak çağın gereklerine uygun bir eğitim sistemini oluşturacağız. Eğitimin her aşamasında ve istihdamda fırsat eşitliğini sağlayacağız. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında sözleşmeli ve ücretli istihdam uygulamalarına derhal son vereceğiz. Gençlerimize iş arama aşamasında hayata atılma desteği vereceğiz. Her organize sanayi bölgesinde iş eğitimi müfredatları o bölgeye uygun şekilde hazırlanan teknoloji liseleri kuracağız. Liselerin yatılı bölümleri olacak. Gençler hem eğitim alacak hem çalışacak. Daha mezun olmadan da para kazanmaya başlayacaklar. Aile destekleri sigortası sayesinde her evde en az bir sigortalı olacak. Hiçbir ev güvencesiz olmayacak. Bunlar gençlerimizin geleceği için yapacaklarımızın sadece bir kısmı. Genel Başkanımız iktidara gelir gelmez gençlerimizi rahatlatmak için atacağımız adımları da açıkladı. Gençlerimizin dünya ile iletişim kuracağı araçlara sahip olmalarını kolaylaştıracağız. Alacakları ilk bilgisayarda, oyun konsollarında, alacakları ilk cep telefonlarında, oyun konsollarında ve bunların sarf malzemelerinde vergiyi sıfırlayacağız. Çalışma hayatına başlayan gençlerimiz için ilk otomobillerinden ÖTV almayacağız. E-spor dahil spor ve sanat eğitiminin üzerine eğileceğiz. Gençler sosyal medyada düşüncelerini özgürce ifade edebilecekler. Tüm üniversite öğrencilerimizin yurt sorunlarını bir yıl içerisinde çözeceğiz. Öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödemeleri ancak gençlerimiz iş sahibi olduktan sonra başlayacak. Bu kredilerin faizleri silinecek. Ödemeleri uygun taksitlere bölünecek. Bu ülkenin gençleri pasaporta tek bir kuruş ödemeyecek. Artık pırıl pırıl gençlerimiz yabancı ülkelere yerleşmek için değil, tatillerini geçirmek için gidecek. Yorulan, umudunu kaybeden gençlerimize umut olacağız, destek olacağız. Gençlerimizden alınan ne varsa onu telafi edeceğiz. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsım rejimiyle beraber ülkemiz her alanda irtifa kaybetmeye devam ediyor. Türkiye daha önce kısmen özgür ülke statüsündeyken artık özgür olmayan ülkeler kategorisinde maalesef. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün son değerlendirmesiyle terörün finansmanı ve kara paranın aklanmasında gri listedeki ülkeler arasındayız. Bu listede Uganda, Yemen, Zimbabwe, Haiti, Jamaika gibi 3. dünya ülkeleriyle birlikteyiz. Ve şimdi öğreniyoruz ki Türkiye gelecek ay yapılacak Biden'ın demokrasi zirvesine davet edilmemiş. Bu gerçekten şok eden ağır bir tablo. Türkiye bir NATO ülkesi. 1946'dan bu yana demokratik dünyanın parçası olma iddiasındayız. Ama bu konuda Erdoğan'dan ne de Erdoğan'ın şürekasından bir tık yok. Yoksa bu zirve internet üzerinden yapılıyor diye Biden'la kol kola fotoğraf verme imkanı sağlamıyor. Onun için de bu zirve Erdoğan tarafından önemsenmiyor. Demokratik standartlarımızdaki aşınma Türkiye'yi sadece içeride bunaltmıyor. Dışarıda da giderek yalnızlaştırıyor. Türkiye giderek seçimli otokrat rejim sınıfına yerleştiriliyor ve uluslararası arenada istenmeyen ülke konumuna düşüyor. Bunun neticesinde de ülkemiz ne yazık ki en haklı davalarını bile dünyaya anlatmakta zorluk çekiyor. Atalarımız ne güzel diyor, dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur.
Erdoğan Rusya'dan S-400 alırım, Putin'i de hoş tutarım, Amerika'dan F-16 alırım, Biden'ın da gönlünü alırım diyerek bugünlere kadar geldi. Ama şimdi ABD Başkanı'na bırakıyoruz. Bıraktık F-35 vermeyi. F-16'ları vermek için bile ABD Kongresi'nin onayına işaret ediyor. Amerikan Başkanı diyor ki F-16'yı size vermek için konuyu Kongre ile müzakere edeceğiz, çalışacağız diyor. Biz bunu hep söyledik. Tek kişiyi ikna etmek kolaydır ama bir meclisi ikna etmek güçtür. Çünkü meclis ortak istişareyle çalışır, ortak akılla çalışır. Milli ve stratejik konularda meclis ince eleyip sık dokur. 1 Mart 2003 tezkeresine kim karşı çıktı? Başka ülkelerin asker postallarının topraklarımıza basmasını kim engelledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani partimizin öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi. O gün Erdoğan'da bugünkü yetkileri olsaydı Irak'ın işgaline ortak olmuş bir ülke olmanın utancı bizim de boynumuza asılırdı. İşte biz bunun için ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter sistemde yeniden ayağa kaldıracağız diyoruz. İstişareyi devlet yönetiminde hakim kılacağız. Milli meselelerin görüşülüp tartışılacağı yegane adres Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. İcranın hesap vereceği adres Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Düşmanlarımızı çoğaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına öncülük edeceğiz. Tüm bölgemizde ekonomik ve ticari ilişkileri canlandıracağız. Stratejik önceliğimiz ülkemizi bölgenin üretim, finans ve ticaret merkezi yapmak olacak. Çokça kazanacağız, hakça paylaşacağız. Milletimizin Erdoğan yönetiminde kaybettiklerini yerine koyacağız. Biz Türkiye'yi düze çıkarmak için hazırız. Yeni kurallarla, yeni kurumlarla, yeni kadrolarla ülkemizin ufkunu açmaya hazırız. Ülkemizde gerginliği bitirmeye, parti ayrımı gözetmeden bu ülkeyi seven herkesle kucaklaşmaya hazırız. Biz milletimizin sadece oyuna değil, kalbine de talibiz. Biz insanlarımızı ötekileştirmeye değil, birleştirmeye geliyoruz. Biz bu ülkenin tertemiz insanlarıyla beraber kimseyi dışlamadan yepyeni bir geleceği inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız. Artık vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, İHLES Haber Ajansı'ndan Ömer Karataş. Bu hafta TBMM gündemine Azerbaycan'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılması gelecek. Bu konudaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olacak acaba? Azerbaycan tezkeresiyle ilgili müzakereleri tabii grubumuzla yapılacaktır. Ondan sonra da kararımızı açıklayacağız. Efendim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Onları aktaracağım. İlk olarak ATV, A Haber, Kanal 7 ve Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen ortak bir soru var. Soru şöyle. İYİ Parti'nin Lütfü Türkan hakkındaki tasarrufunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tepkiler üzerine grup başkan vekilliğinden istifa etti. Sizce bu adım yeterli mi? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor, Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Daha önce Sayın Akşener'e yönelik Rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. Şehit cenazesinde Sayın Genel Başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın nasıl grubunda gösterdiği, seyrettirdiği de akıllarda. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İYİ Parti'de yürümektedir.
kendilerinin takdiriyle gerekenler de yapılmaktadır. Ama burada şu soruyu sormak istiyorum. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan'a karşı yapılmış olsaydı ne olurdu? Sarayda, şürekasında şimdi dört koldan istifa diye bağırıyorlar. İnsan merak ediyor. Erdoğan terörist başına sayın, şehitlerimize kelle, şehit babasına karakteri bozuk derken, kendisine eleştiren şehit anasını 4 yıl hapis sistemiyle yargılatırken, çiftçimize ananı da al git derken, neden bu duyarlılığı görmedik? Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Batman ve Mardin ziyaretleri vardı. Burada terörle işbirliği iddiası üzerinden CHP ve muhalefeti eleştirdi. MHP'nin de Anadolu gezilerinde benzer argümanları kullanacağı anlaşılıyor. Partinize yönelik önümüzdeki dönemde de süreceği anlaşılan bu eleştiriler için neler söyleyeceksiniz? Önce soruda bir düzeltme yapayım, izin verirseniz. Bu sözler eleştiri değildir. Bu sözler çok ağır iftiradır. Bu millet PKK ile Oslo'da masaya oturanları unutmamıştır. Valilere talimat verdim, teröristlere dokunmayın dedim diyenleri unutmamıştır. Milletin gözünün içine baka baka bu suçu işlediğini itiraf edenleri hiç unutmamıştır. Eyalet sisteminden korkmamak lazım, Osmanlı'da da Kürdistan vardı diyenleri de unutmamıştır. Terörist başının kardeşini devletin televizyonuna çıkarıp seçim kazanmak için propaganda yaptıranları unutmamıştır. İmralı'dan mektup rica edenleri, milliyetçiyim diyerek terörist başını övenleri de unutmamıştır. Terör örgütleriyle kimlerin iş tuttuğu bellidir. Teröristlerle masaya oturanlar da bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu ülkede hain terör örgütünün suikast düzenlediği tek genel başkandır. Bizim genlerimizde Kuvayi Milliye ve Müdafaa Hukuk vardır. Bunun üstüne söylenecek her söz lafı güzaftır. Ne diyor Orhan Veli? Geç bunları anam babam, geç bunları bir kalem. Bunları geçiniz. Milletin derdine, boş kalan tencereye, yangın yerine dönen çarşıya, pazara, sayısı 10 milyona dayanan işsizlerin sorunlarına geliniz. Bunları konuşalım. Efendim, KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. KRT TV'nin sorusu şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde Bosna Hersek'ten gelen STK'larla bir araya geldi. Bu toplantıda son günlerde Bosna Hersek'te yaşanan gerginliğin ve Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik'in ayrılıkçı çıkışlarının gündeme geldiği, Erdoğan'ın bununla ilgili olarak endişeye gerek yok, diyalog, diplomasi ve aklı selimle hareket edip sorunu birlikte çözeceğiz dediği basına yansıdı. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bosna'da tansiyon her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz bu bölge 1. Dünya Savaşı'nı fitilini ateşleyen jeostratejik özelliklere sahip, bunlar hala orada. Bölgede tansiyonun artması ülkemizdeki başta Boşnak yurttaşlarımız olmak üzere Balkanlardan göç eden tüm yurttaşlarımızı endişelendiriyor. Her fırsatta dış güçlere diklenen Erdoğan'ın burada diyalog, diplomasi ve aklı selimden söz etmeye başlaması oldukça ilginç. Ancak anlaşılan ortada henüz bir şey yok. Sonuçları itibariyle Türkiye'yi yakından ilgilendirecek bu konuda çok aktif küresel bir diplomasi gerekiyor. Ama maalesef ne Erdoğan'da ne şahsım hükümetinde bunu yürütebilecek takat ve uluslararası güvenilirlik kalmamış durumda. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanlarının Türkiye Barolar Birliği genel seçimlerinde ortak aday çıkarmak için CHP Genel Merkezi'nde toplantı yaptığı iddia edildi. Böyle bir toplantı oldu mu? Olduysa toplantıya ilişkin ayrıntı paylaşabilir misiniz? Böyle bir toplantının düzenlendiğine dair lafların aslı da astarı da yoktur. Haber Global tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: İmamoğlu'nun aday gösterilmeyeceğine ilişkin çeşitli haberler gündeme geldi. Siz bu haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
genel başkanımız adaylık süreciyle ilgili ilkeleri ortaya koymuş durumda. Çerçeveyi çizmiş durumda. Benim bunlara ekleyecek hiçbir şeyim yok. Ama buradan da polemik çıkarmaya çalışmak beyhude. Bunu da söyleyeyim.